Özden. Ben de bayılmadım sana bugün. O içindeki şeyi beğendim. Keşke onu geçen gün Ayşegül bir tulum giymişti. Böyle gömlekle beraber. Onu siyah ile giyseydim böyle tweet kumaştan falan olabilirdi. Kalınlığın Ben aslında eşitliğini evet kumaş sağlamak için. pantolona giyecektim skinny paça seninkisi gibi de yakıştırmadım. Bir şeyin içine böyle bunun içine ilk başta Yani beğendim. deri daha ince kaldığı için çok beğenmedim. O elindeki şey kullandığın çantayı da çok beğenmedim. Shopping bag gibi duruyor. Bir de bir şey soracağım Gülşah, ben geç kalıyorum falan diye arkada konuşuyor Ben sana musun? sordum. Arkada konuşmuyorum. Hayır, Herkes içinde arkada sürekli konuşup kişisel böyle seninle alakalı değil Özden ay Özden. sürekli geç kalıyor Hayır. Ben falan, dedim. bütçe kesintisi yapılmıyor mu Ben falan ortada diye dedim. sürekli Bütçe böyle kesmesi hani yapılmıyor arkadan, demedim. ben Kim zaten sana hani bir şey söylediyse o da söylediğini söylesin, yapıyorsam açıklamasını yapayım. bunun cezasını ya da bir şeyini çekiyorumdur, Tabii ki de anladın mı? çekilecek yani 3 saat Uyarılıyorumdur, bir fark şeydir. olunca. Sen böyle bana burada canım cicim aşkım ya, bu Canım cicim normal aşkımla hiç hayatta da. alakası yok. Ben de seni Ondan çok sonra güzel gelip benim eleştiriyorum. Aynı arkamdan halde çok fazla konuştum. konuşuyorsun. Başka insanlar da duyuyor. Ben bundan çok rahatsız oluyorum. Ben Bugün ortada çok söyledim üzdün beni. zaten. Hatta ben miyim dedim sana. Yo dedin ortada konuşuyorlar diye ortaya laf Ben attın. miyim diye Geldin mi yanına? soruyorsan O zaman sensin diyeceksin orada. böyle hani ben bütçe kesintisine karşıyım. Sonuçta hepimiz kiramızı ödüyoruz ve bir şeyleri karşılıyoruz falan diye gelip Ben mi benimle hani, demişim? hayır, insanların böyle Ha. şikayet etmesinden rahatsız olup Ben öyle kendim bir şey böyle bir şey demedim. yapınca Öyle bir ben buna şey çok demedim. rahatsız oluyorum. Gerçekten dedim. Hayır, her gün kesilmesine rağmen hala Ya gayet çünkü çok bana oynuyor rahatlar musun, dedim. oynamıyor musun bilmiyorum ama Gelip benim için keşke arkadaşlık da sorsaydın bana. önemli. Keşke ben ortada Ben orada söyledim. zaten orada da tepkimi Yo belli bana ettim. Ne direkt kadar Gülşah sinirlendiğimi deseydin ve keşke. soyunma Yo direkt odasına gelip Gülşah ağladığımı deseydin. da biliyorsun. Yo bilmiyorum. Sen Biliyorsun genel Gülşah, zaten bilmiyorum yani küçük Özlem bir bir şey alanda soracağım. Neden hep senin beraberiz. doğruların doğru olmak Benim zorunda? doğrularım doğru Ya olmak ya da sen hep zorunda haklı değil. olmak zorundasın. Neden hep öyle? Haklı Hep olmak niye zorunda senin değilim. atarların geçerli? Neden hep İnsanlar sen da bunu doğrusun? onaylıyorsa, gelip bana söyleniyorsa, Vallahi hiç bana gelip söylenen yok. işte Öyle bir ben bakıyorsun, hayır öyle söylüyorum. bir bakıyorsun ki hani böyle sen hep böyle haklı, hep böyle mağdur, hep has, Ama hep nazik, hep uyarılmıyorsan narin. bunda bir problem yoktur Ha o ya da, zaman bilemeyeceğim. Uyarılmıyorsan anladın okey, mı? sözüm Hayır, bitmiştir. biz kendi aramızda konuşuyoruz bunu Bak zaten. orada Bence çok gelip fazla dedim ki üzerine sana vazife ben miyim dedim. olmayan şeylere Evet sensin karışma. deseydin ben de sana inanırdım. Burada gelip söylemem bile. Ben orada Burada herkes hiç kimse içinde ben söylediysem. miyim demiyorsa, sen Hayır diyorsan ben zaten dedim çünkü en sensindir hassas Gülşah yani. olanlardan biri benim bu konuda çünkü. Hassasiyetle alakası yok. Bence Kendi bilmekle hassasiyetle. alakası var bu konunun. Hayır, o sana göre, bu da bana Bana göre. göre değil, olan Bana şey Özden bu. uyarıldın mı? Hiç. Uyarıldım tabii ki Uyarı Öykü Hanım. aldın. Aha, uyarıldım. Peki. Ama Peki haklı orada çıkmaya niye çalışmadım. söylemedin? Niye, yani şu konuşmayı niye Orada arkada aranızda zaten bu konuşma yapmadınız? yapıldı. Kendisi üzerine zaten alınmıştı ama şu anda Yok yine alınmadım. söylemek istedim Acaba dedim bunu. ben mi dedim? Hani çünkü ben de söyledim. Sordum hayır dedi. Çünkü ben muallakta kalıyorum bazen, Gülşah oynuyor mu Keşke sor. oynamıyor Niye mu oynayayım diye. ben ya? Niye Bilmiyorum işte, oynayayım ben de onu Özden? soruyorum. Niye oynayayım? Sizin bir derdiniz mi var? Benim yok İyiydiniz. inanın. Yeni olan bir şey. Benim de Benim derdim haberim yoktu da yoktu. bir Yeni şeyler öğrendim. görünce insanlara dert olduğumu fark ettim. Onu dile Bana getirmek dert değilsin istedim. Özden, sakın oralara gelme. En iyi sen ol, en iyi sen sevil ya da bir şey olsun. En iyi Hiç olmak inan gibi bana bir dert değil, derdim yok şu oynamıyorum. an. Lütfen bir aplardasın, bilmiyorum ne alaka bu. Geldiğimde de sana söyleyebilirim. Eğer arkadaşsak en kızdığımız şey ya bizim. Arkada ya da önde bir şeye. Arkada Hayır dedim. söylemediğim bir şey burada konuşulmadı zaten. Diyor sen Benim şimdi insanları konuşuyorsun. patlatmak falan gibi bir Ben pat... derdim yok yani. Sen ne Hiçbir yaptın? zamanda bunu Şu an yapmam. Beni yaptın ne? tanıyorsun. Sen de beni tanıyorsun. Arkada Oynamak söylemediğim ne bir şey demek? söylenilmedi Tamam burada. oynamak ne demek? Tamam da bana canım cicim Ya derken canım cicim orada derken yapma. Ay, sana insanlar ben bak kendim böyle demiyor yap. muyum? Yine geç bana hatta espri dedim. Yine geç gelmişsin, terliklerine geliyorsun, pijamalarına geliyorsun. Uyanamıyorum sen derken gelme diyorsun Terliklerimle, bana. pijamalarımla gelmedim. Bu Özlem senin kadar rahat kimse kıyafetlerimle yok. geldim. Kusura Ne bakmayacaksın bu demek benim konuda. kadar Sen rahat rahatsın. kimse yok? Rahatsın. Geç geliyorum ama evde kombinimi yapıp kombinimle çıkıp Ya geldim olabilir, buraya. sonuç hepimiz aynı saatte çıkıyoruz Özden. Ben oynuyor olsam sevdiğim kişilere karşı böyle kayırma yaparım. Ama sana da gelip söylüyorum. Genelde hep yanlış anlaşıyorum. O zaman benle konuşmazsınız, O olur zaman biter. doğru ifade et kendini. Sen de Teşekkürler. işte ben de onu diyorum. Sen mi hep doğru ifade ediyorsun? Belki farklıdır şekillerimiz. Ben gelip bunu burada söylemezdim. Ayşegül. Ben kombine bakınca şey düşündüm. Acaba kolların hiç olmasa mıydı? Sadece boğaz kısmında mı olsaydı diye.
Ya elbise kendi başına çok güzel ya da beyaz bir gömlekle hani ben kendim kombinesem. Beyaz gömlekle giymek istemedim. Mavi beyaz hani öyle bir ya. Şey yapardı. Ya çorap hani reklamına gidiyorsun ya burada çorabın ön planda olması gerek. Onu ama düşündüm. Çorap olmadı ya şu an. Ya böyle bir sürü abartı bir şeyler de yapıyorlar sadece ya. Sadece şey kaldı yani. Bir de çantanı asarak gittin ya Gülşah. Keşke başka bir şey kullansaydın yani. Böyle kullansaydın daha güzel olurdu. Ben içindekini beğenmedim. Elbise kendi başına güzel. Teşekkür ederim. Efendim Ezgi? Biraz önceki konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum ben de. Hani Gülşah diyorsun ya erken geliyorum sürekli. Bunu bizim sezonda da sen sürekli mi söyledin? Söylüyoruz. Hayır ben sen ben neyi söylüyorsun söyledim? Rahatsız oluyorsun ya bunu dile ben getiriyorsun. Ben konudan şu an haberdarım bu arada. erken ben de erken geliyorum evet. Ki geç kalanlara zaten hiçbir şekilde hiçbir tarzda hani ben burada laf etmiyorum. Çünkü onlar zaten cezalarını bir şekilde alıyorlar. Evet. Erken geliyorsan neden oradan en geç sen çıkıyorsun hazırlanıp? Bu durum seni neden ilgilendiriyor hayır, şu an? Hayır şu an çünkü öyle sen bir şey söylüyorsun ki Gülşah. Hani tamam senlik orada durum sürekli, ya burada Ezgi. Hayır bak ben, benim işim de çok çabuk bitiyor. Saçlarım tamam, kısa olabilir. Olduğu için evet. Makyajım yani çabuk bitiyor ve ben çok çabuk hazırlanıyorum. Hani erken geliyorsan sen o zaman ya şu kapının... hazır bak hazır olursun. Geç kalanlara ya da geç bir şekilde gelenlere abi ben erken geliyorum. Söyleyebilirsin. Niye 3 saat önce makyajım bitsin ya da 2 saat sonra zaten hani saçım o ya da sorun ama, yaşıyorum. O yüzden hep de sonuçta sorun ben buraya yetişiyor muyum? Sen i̇şte, şu an böyle bir şey hayır, o kadar gereksiz araya gereksiz girip söylüyorsun değil, ki Ezgi. Çünkü yapma lütfen. Değil. Kendini burada teşekkür hani ediyorum. Sanki sürekli erken geliyormuşsun da hep geç kalanlar varmış gibi göstermeye çalışıyorsun. Allah Allah hepiniz gösteriyordun. Sen onda da çok güzel el kaldırıp söylüyordun Ezgi. Yok ben konuşmak nasıl? İstediğim yerde elimi kaldırıyorum. Yo, biliyorum şu çok güzel yerlerde bunun konuşma gereği hissediyorsun. Bunun yok. Şu an senin söylediğin şey doğru değil bana göre. O yüzden söylüyorum. Eğer ki erken geliyorsan erken hazırlanacaksın bana göre ki diğer arkadaşlara da vakit kalsın. Sonra diyorsun ki çünkü kuaförler dolu, makyaj dolu bilmem ne. İşte yani sürekli orada sorun yaşatan kişi sensin bu konuda. Nihal? Abartmayın Gülşah'ın hiçbir şey... Arkada bir sorun yaşattığına şahit olmadım kuaför ve makyöz konusunda. Çiğdem'in birkaç kez olmuştu. Ayrıca herkes aynı saatte gelmek zorunda. Ben de geç kalıyorum ama geç kaldığımda yani çekerim yani konuş edebilirsin. Sonuçta kısa saçlı olanlar iki saat sonra gelinebilir denmiyor burada. Herkes yok, aynı saatte şey geliyor. Zaten sürekli vaktinde geliyorum. Hayır, kastetmiyorum. Dışarıda bize söylediği şey ne? Hepimiz... Ben dışarıda sana bir şey söylemedim. Hayır, meselenizi bir dakika, bilmiyorum. İşte sadece mesele yok sonu zaten. Akarıyor ben gibi. Ben ortada bak, söylemem. Dışarıda söylediği şey şu. Hani hepimiz kiramızı ödüyoruz, kıyafet almak zorundayız, bütçenin tamamına evet, ihtiyacımız neden var. Neden geç kalalım hatta ki? Hatta ekstrasına ihtiyacımız tabii var. Tabii ki de. Ama hani bunu gelip neden ispiyonluyorlar ki? Bütçe kesintisi yapılıyor. Ben öyle bir şey demedim. Yazık kızlara. Dediğin şeyi ben biliyorum. Hayır o zaman yüzüne de gidip diyeceksin bunu ki senin geç hayır ben da Özden'e daha kalıyor. Dün dedim. Arkadaşlar kendisi demeyecektim. Özden dedim hani abi nasıl geç geliyorsun yine geç kalıyorsun bu kadar paran kesiyor nasıl bir rahatsın dedim. Sen de geç gel abi aynen kurduğun cümle bu. Bak söylemem normalde sırf sen bu konuyu açtın. Aynen bunu dedin. Karşıdan geldiği dedin için trafiği... Dedin demedin mi? Hayır o şekilde söylemedim. Peki, ama dedin Özden lütfen. Önemli bir şey sen de geç kal dedim. Bir iki saat bir şeyler alması gerekiyormuş. Sen de geç kal o zaman kesintin yapılıyor. Ama ben buraya düzgün çıkmak istediğim için evde kombinimi yapmak istedim. Abi herkes düzgün çıkmak kot istiyor. Kot tişört buraya çıkmak istemedim. Ve ben yayını aksatmayacağımı ya biliyorum. Ben buna güvenerek buna izin aldım. İzin almama rağmen benden bir kesinti yapılacak. Bunu da bence seni çok fazla alakadar ettiğini düşünüyorum. Ben beni zaten alakadar etmez. Beni alakadar eden kısım tabii ki de bir fark olmalı arada. Beni de alakadar eden kısım bana söylediğin şeylerin birbirini tutmaması. Yok ben sana söylediğim şeyi bak yüzüne de söylediğim şeyi yine söylüyorum. Yine aynı şeyi konuşuyoruz. Neden yine geç kalıyorsun bu kadar rahatsın? Dün dedim. Aynı şeyi konuşuyorsun çünkü sen aynı şeyi rahat duymak rahat olduğumu istiyorsun. Nereden biliyorsun sen dedin, ya? Kalkamıyorum abi dedin. Sen de geç gel dedin. Aynen bu cümleyi kurdun Özden yapma. Ben de buradaki o spreyli kafamda bin tane tokayla ay, uyuduysam doğru bir rahatsızlığım sen spreyli bir şeyim vardır duruyorsun. Ya. Biz burada böyle ölük saçla duruyoruz. Benim söylediğim şeyi şu an biz anlamıyorsun. Direkt kendini... Bak ne diyorum. Sen diyorsun şu an kendin anlaşılmak, kendin haklı çıkmak istiyorsun. Olabilir. Haklı olduğun kısım, kırıldığın kısım olabilir. Benim kendimi yanlış lanse ettiğim bir şey de olabilir. Buraya. Ama tek bir şey söylüyorum. Sen çok rahat mısın? Okey. Senin rahatlığın belki ben senin gibi değilimdir. Farklı bir disiplinim var. Kötüyümdür. Olay. Sen daha iyi hazırlanıyorsundur. Okey. Bizden önce bitiyorsun. Kısa saç 5 dakika olabilir.
Ezgin dediğine zaten cevap vermiyorum. Gereksiz bir şeydi orada konuştu. Ya ben zaten kötü puanımı var. Sen panik birisin. Ama ben panik halinde olan biri peki, değilim. Tamam, ben yapayım onu. Yani ne alaka paniğe giriyorsunuz? En nihayetinde burada bir disiplin söz konusu. Bu kadar kişiyiz. Verilen saatte gelmek zorundayız. Aksi takdirde de yapılanı biliyorsunuz. Uyarı alıyorsunuz. Ve sonra alacağınız paradan kesintiler oluyor. Bu anlamda birbirinizi uyarırsınız. Haddiniz olduğu kadar uyarırsınız. Onun dışında kalan da zaten yapımın sorumluluğundadır. Hazır mısın Gülşah? Hazır. Geçebilirsin. Gülşah Yılmaz, ayakkabı 299 lira, çanta 139 lira, elbise 90 lira, bluz 149 lira. Bluz ne kadar dedin? 149. He. Ne çorap reklamına gidiyorsun? Ama o çorap seni berbat etmiş. Yani sezonlarca giyildi o çorap. Sonra böyle abiye taşlı bir bluz deriyle meç etmişsin. Artık starın orada duruyor. Artık o çoraba hiç gerek yok yani. Düz. Senin bir huyun var. Moda ile ilgili konuşuyorum yani. Senin modanı konuşuyorum. Doğal olarak bir yerlerden feyiz alıyorsun, bakıyorsun, araştırıyorsun. Diyorsun ki işte bu böyle yapmış, bu manken de böyle yapmış. İnanın daha çok kendi şey yapıyor. Ay bir dakika ama lafımı bitireyim. Sen pardon. Bak senin biliyor musun, sen niye hep mağlupsun biliyor musun? Çok sesli düşünen bir kızsın, arkada da burada da. Senin tek kusurun o biliyor musun? Çok meraklısın ya, çok öğrenmek istiyorsun. Çok karışıyorsun. Sana ne? O geç gelir, geç gelen de kendi kesesinden yer. Tabii ki geç gelmelerini ben de yani uygun görmem. Şöyle ki günah paraları kesiliyor. İşte söylüyor, diyor ki lütfen konuşurken yüzüme bak. Ay ben artık yani ne, susayım mı, konuşayım mı bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Kıyafetini yorumluyorum. Çorapla berbat etmişsin. O çantayı alan, bunu giyinip o çantayı eline alan bir kadın ben artık zevkinden şüphe ederim. Şüphe ediyorum yani. Deriyle o bluz bana göre olur. Gayet tabii olur. Ama detayları yapamamışsın. Bir de saçın çok elti görümce saçı olmuş yani sanki. Ben de beğenmedim. Düğündesin. Söyleyeceklerim bu kadar. 6. Hoş geldin Gülşah. Başarılı olmak için en önemli disiplindir. Kesinlikle öyle. Yetenekler, evet sonra tabii ki yetenekli olmalısın ama önce disiplin. Disiplin, herkese söylüyorum, biz hepimiz burada aynı zamanda aşağı yukarıya geliyoruz, hazırlanıyoruz ve programda yani aynı anda başlamalıyız. Birbirimize beklememeliyiz. En önemli budur. Tabii kafa karışabilir, başka kombinlerinde şey olabilir, orada eksikler, şeyler olabilir ama en önemli o işte. Ağlamak üzerindesin şu anda. Anlat yani arkadaşları bir şey yanlış mı söyledi? Yüklendi sana üstünde? Yok bir şey yani öyle kendim herhalde yorulduk üstte artık yorgunluktan herhalde Van Hanım yok. Ben alıştım hani hep yanlış anlaşılma o yüzden problem yok.